Kıymetli katılımcılar, herkese merhabalar. Ben psikolog İknur Peder. İzmir'den geldim. Ay, biraz heyecan yaptım. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanıyım. İzmir Ticaret Odası'nda Sağlık Grubu Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Dünyaya geldiğimden bu yana engelliyim. Engelli bir kız çocuğu, engelli bir genç kız ve bir kadın olarak yaşamımı devam ettiriyorum. Bugüne kadar sağ salim geldiğim çok şükür. Bundan sonrasını Allah kerim diyoruz. Ama tabii ki bu hiç kolay olmadı, hem de hiç kolay olmadı. Gerek zihinlerdeki önyargılar ve ötekileştirmelerin getirdiği engeller, gerek fiziksel engellerle her an, her yerde karşılaşıp boğuşmaya devam ediyorum. 6 yaşıma geldiğimde, okula gitme yaşıma geldiğimde komşumuzun oğlu vardı, aynı yaştaydık. Oğul ismi de Ali'ydi. Bizi annelerimiz okula gönderecek olmanın heyecanını yaşıyorlardı. Babam birkaç tane ilkokula gidiyor kaydımı yaptırmak için. Fakat okul müdürleri senin çocuğun özürlü bir de kız çocuğu okuyup da ne yapacak deyip dışarıdan 18 yaşından sonra ilkokulu bitirir kızın ilkokul mezunu olur diyerek babamı geri gönderiyorlar. Benim eğitim hayatım başlamadan bitti. Bir kere bile bir sınıfta ders sınıf görmüş değilim. Altını çizeyim. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl meslek sahibi, iş güç sahibi oldun? Diplomam var, gösterebilirim. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Tabii ki bütün çocuklar okula giderken ben niye evdeyim? Bunu uzun bir süre anlamlandıramamıştım. Sonra yavaş yavaş anlıyorsunuz. Okumayı bana annem öğretti. Ayağımla kalemi tutup yazı yazmayı annemle öğrendim. Annem ilkokul mezunu bir ev kadını. Babam bana kitaplar alırdı. Ben 18 yaşıma kadar bol bol kitap okuyup günlük gazeteleri ve hatta politik köşe yazılarını okurdum o yaşlarda. Tabii ki yaşım ilerledikçe şunu fark ettim. Öteki olduğumu, tırnak içinde özürlü olduğumu fark ettim. Mesela bu salondaki herkes eminim ki çocukken büyüyünce ne olacaksın sorusunu duymuştur değil mi? Bana hiç sormamışlardı. Etrafımdaki çocuklara, kardeşlerime bu soru sorulurdu fakat bana hiç bu soru sorulmazdı. Ben de merak ederdim, bana niye sormuyorlar diye. Çünkü şöyle, eğer siz ötekiyseniz, tırnak içinde özürlüyseniz, size dair etrafınızdaki insanların bir umudu, hayali de olmuyor. İşte sizden çok daha küçük kız kardeşinizi, anneniz çeyiz hazırlığına girişiyor, komşular çeyiz modelleri getiriyor. Ama şunu da ignora yapalım diyen olmuyor. Anlayamazdım o zaman bana niye çeyiz yapmıyorlar diye. Altını çizmek istediğim daha önemli bir konu var. Her evde kardeş kavgası vardır değil mi? Kardeşler arasında bir tartışma yaşıyoruz mesela. Babam hemen bana şey derdi, kardeşlerinle iyi geçin, sakın onlarla tartışma, haklı bile olsan sus. Baba niye haklı bile olsam susacağım? Çünkü ileride onlar sana yardımcı olacak, sana bakacak derdi. Babam şunu çok iyi biliyordu. Tıpkı bu ülkedeki on binlerce engellinin annesinin babasının bildiği gibi. Bu ülkede kızının ihtiyacı olan desteğe sistem olmadığını, bir kurum, kuruluş olmadığını, kızının ailesine ve kardeşlerine bağımlı olabileceğini, yük olabileceğini biliyordu. Bu nedenle de kızına hakkını aramamayı, susmayı, bir şey talep etmemeyi öğretmeye çalışıyordu. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Eğer biz Deva Partisi olarak engellilerin devasa sorunları var bu ülkede, bunları gerçekten çözmeye niyetliysek, bunu gerçekten istiyorsak, bence çıkış sorumuz şu olmalı. Engelliyi ve ailesini birbirinden bağımsız hale getirebilmek için neler yapmalıyız? Bu sorudan başlamalıyız diye düşünüyorum. Engelliyi kendi sosyal bünyesinden izole ettiğimiz bakım evleri, kurumlar son seçenek olarak değerlendirilebilir. Engelliyi ailesiyle birbirine daha da bağımlı kılan, daha da yapışık kılan bakım parası gibi uygulamalar bilemiyorum tartışılmalı. Bunun yerine engelliyi bağımsızlaştıracak önerileri konuşmalıyız. Süremiz olsa bu konuda da söyleyecek çok şeyim vardı ama maalesef sürem yok. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben biliyorum ki bu salondaki herkes ülkesini çok seviyor. Biz ülkemizin renklerini korumak için buradayız. Renklerimize sahip çıkmak için geldik. Her birimiz konfor alanlarımızdan çıktık. Her birimiz ekstra yükler yüklendik. Nice engellilerle, badirelerle buralardayız. Sırf ülkemize devam olmak için, renklerimizi korumak için iyi ki varız diyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.